çeşmeler. Beykoz Merkez Mahallesi'nin simgesidir on çeşmeler. Tarihin tanığıdır. Hala akan suyu ve heybetiyle bugünkü çeşmelere meydan okumaktadır. Mimarisindeki incelik ve zerafet ayrı bir güzellik katar çeşmeye. On çeşmelerin merdivenlerine oturup şırıl şırıl akmakta olan su sesine bırakın kendinizi. Tarihin derinliklerine inin. İnanın huzur bulacaksınız. Eski fotoğraflarına bakın on çeşmenin. 200 yıl önce şimdi sizin oturduğunuz yerde kimlerin oturmuş olduğunu hayal edin. Hayatın ve zamanın ne kadar hızlı değiştiğine şahit olacaksınız. Martıların, denizin ve merkez caminin aynı yerde durduğunu göreceksiniz. Ve sadece insanların değiştiğini anlayacaksınız. Beykoz'da İskele Meydanı'ndaki bu çeşmeyi 3 sıra halinde 8 mermer sütunla sivri kemerlerin taşıdığı geniş saçaklı bir çatı örtmektedir. Eni 6, boyu 8, yüksekliği ise 4 metre kadardır. Çeşme yol seviyesinden aşağıda olduğundan mermer zemine yine mermer basamaklarla inilmektedir. Su, tunçtan yapılmış 10 lüleden devamlı akmaktadır. Bu lülelerden ortadaki ikisi büyük, iki yandaki dörder lüle ise küçüktür. Çeşme tamirler görmüştür. Sular İdaresi'nce yaptırılan son tamirde Ekrem Hakkı Ayverdi'nin nezaretinde bilhassa nakışları bakımından çeşmeye orijinal şeklinin verilmesine gayret edilmiştir. Burada ilk çeşmeyi Kanuni Sultan Süleyman devrinde hasodabaşı olan Behruza yaptırmıştır. Üzerinde ilk bani İshak Ağa'ya ait kitabeden başka yazı yoktur. Birinci Mahmut, Beykozluların susuzluktan şikayet etmeleri üzerine vaktiyle Behruza tarafından yaptırılıp zamanla harap olmuş bu çeşmenin tamiri için Sadrazam Seyit Hasan Paşa'ya emir vermiş, o da bu işi İstanbul Gümrük Emini İshak Ağa'ya havale etmiştir. Tamire başladıktan kısa bir zaman sonra Seyit Hasan Paşa azledilerek sürgüne gönderildiğinden inşa masrafı İshak Ağa'nın üzerinde kalmış ve çeşmeyi tamamlatarak kitabesine adını yazdırmıştır. Muhtemeldir ki 1. Mahmut çeşmenin tamiri için emir verdikten sonra şair Nevres tarih kasidesini hazırlamış fakat oluşan şartlar karşısında padişahın adını taşıyan kitabe çeşmeye konamamıştır. İstanbul çeşmelerinde 1. Mahmut çeşmesi olarak tanıtılan çeşme ile İshak Ağa çeşmesinin aynı yapı olduğundan şüphe yoktur.